buluyorsun, yenisi geliyor. Özellikle müsilajı yönelmiş olan son 5-6 haftadır yoğunlaştırdığımız Marmara'ya yönelik yoğunlaştırdığımız çalışmaların da hem sahada bilim gemimizde olan çalışmanın hem de laboratuvar çalışmalarında önemli bir kısmını, koordinasyonunu üstleniyorum. Bilim gemimiz belki birçoğunuzun da bildiği gibi Haziran başından beri Marmara'da, özellikle zaten planlanan bazı seferlerimiz vardı Marmara ve Karadeniz'de. Müsilaj patlamasının ve bunun yol açtığı hasarın iyice ciddileştiğini gördüğümüz andan itibaren bu seferleri erken aldık ve Mayıs sonu gemimiz Marmara'ya Haziran başı giriş yaptı ve 7 Temmuz itibariyle de seferlerimizin bu mevsimdeki aslında ayağını bitirmiş olduk ve gemimiz şu an ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kampüsüne, Mersin'de biliyorsunuz ODTÜ'nün Deniz Bilimleri Kampüsü, buraya dönmüş durumda. Ama konuşmamın sonunda yapılacak, atılacak ilk adımlar, bir sonraki adımlar bölümünde de bahsedeceğim gibi gemimiz Ağustos ayında tekrar Marmara'ya dönüş yapacak. Şöyle anlatayım, yaklaşık 40 sefer günü harcadık Marmara'da Haziran ayı ve Temmuz başında. Gerçekten kimi noktalarda gün be gün müsilaj ve onun yarattığı özellikle ekosistemdeki durumu nasıl değiştiğini izleme şansımız oldu. Ve özellikle Haziran başında ve Temmuz başında Marmara ekosistemi nasıldı ve müsilaj patlamasının evrimini takiben nasıl bir hale geldi, bunu çok net artık görebiliyoruz. Verilerimizi analiz ettik, önemli bir bölümünü. Su örnekleri aldık, dip sedimanı örnekleri aldık ve tabii ki birçok müsilaj örneğini de aldık denizin. Hem yüzeyinden aldık ama bir açıkçası Haziran ortasından itibaren Haziran sonuna doğru yüzeyde pek görülmemeye başlanmıştı müsilaj. Daha çok denizin içinde ilk 30 metrede müsilajı tespit etmeye başlamıştık. Özellikle denizin içinden de topladığımız müsilaj örneklerinin analizi şu an hala sürüyor. Sizlere aslında bu 40 günlük seferin, ki burada 234 tane bizim istasyon dediğimiz oşinografide gözlem noktasını çalıştık. Tekrarlı anlamında aslında farklı lokasyonlarda 120'ye yakın gözlem noktamız var. Bu 40 günlük süre boyunca bu 120 noktayı neredeyse en az 2 kere, kimi noktayı 3-4-5 kere aslında ziyaret ederek toplam 234 tane istasyon yapmışız. 234 tane profil yapmışız ODTÜ bilim gemisi ile. Başka neler yaptık? Müsilajın mesela yapısını araştırdık. Araştırmaya devam ediyoruz ama ilk gelen sonuçlara göre bizim bu Marmara 2021 müsilajı, işte 2007'de Adriyatik'te görülen, sonra işte Marmara Denizi'nde de yine 2007-2008 yıllarında görülen müsilaj yapılarıyla benzer organik yapılara sahip, çeşitli analizlerle bunu da ortaya koyduk. Bu da şunu gösteriyor: o biyolojik patlamalara neden olan türler, biyolojik türler bu yıl Marmara'da aktif hale gelmiş, bunu gösteriyor. Ve daha önce yaşanmış bir problemin aslında Marmara'da tekrar yaşandığını bu sonuçlar bize gösteriyor. Elimizdeki diğer sonuçlara göre başka karakterizasyonlar da yaptık. Özellikle organik karbon, azot oranlarına baktık müsilajın katı yapısı içerisindeki. Genel olarak biyolojik, denizdeki biyolojik materyalle ortalama değerlere yakın olduğunu da bulduk. Yüzey sedimanlarına mesela yakın değerler. Yani aslında doğal bir üretim, sadece çok yoğun organik yapılar içeriyor. Bu açıdan aslında bir özelliği var ama onun dışında denize yabancı bir malzeme değil bu müsilaj malzemesi. Tabii ki müsilaj derken ben hep denizin içindeki müsilajdan bahsediyorum. Özellikle kıyıya vuran, uzun süre yüzeyde kalmış, bozulmaya uğramış o malzeme tabii ki daha risk içeriyor. Onun da ama toksisite çalışmalarını zaten ilgili uzmanlar, bakanlıklarımız yapıyor. Gerekli açıklamaları da yapmış durumdalar. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımız Marmot projesi, yaptığımız Marmot projesi kapsamında şu an Marmara'nın dijital ikizi çalışmaları devam ediyor. Dijital ikiz nedir? Hem Marmara'daki mevcut veriyi görselleştirecek ama bir de yüksek çözünürlüklü ve kompleks bir matematiksel model
oluşturuyoruz. Marmara için ekosistem modeli oluşturuyoruz. Fizik ve kimya, biyolojiyi de içeren. Bu modelin de simülasyonlarını ilgili kullanıcının yapabileceği bir şey dijital ikiz. Ne işe yarayacak her şeyden? Özellikle eylem planını uygulayıcı kurumlar, belediyelerimiz ya da yöneticilerimizin uyguladıkları ya da uyguladıkları eylem ya da yaptıkları değişikliğin, aldıkları tedbirin sonuçlarını görebileceği bir dijital ikiz olacak bu. Böylece bütün diğer yöneticiler aldıkları kararların Marmara'yı nasıl etki edeceğini, o karar değil de bu kararı alırsak ya da başka bir şey önceliklersek ne olacağını böylece test edebilecekler. Dijital ikiz, Marmara'nın dijital ikiz çalışmaları da bu şekilde devam edecek. Sonuç olarak şu an bu yaz özellikle bu biyolojik patlamanın etkisini giderek yitireceğini düşünüyoruz. Bu yaz içerisinde ya da bu sonbaharda yeni bir aslında müsilaj patlaması beklemiyoruz ama doğa tabii ki bu tahmin etmesi kolay değil ama şu an bizdeki veriler bu yönde değil. Bu yıl yeni bir müsilaj patlaması çok da olası görülmüyor. Eğer büyük bir anomali olmazsa...